Merhaba arkadaşlar, ben Güven Şahin. Her yönüyle Unreal Engine 4 kitabının yazarıyım. Öncelikle ilk video dersimize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu video derslerde hem kitapta anlatılan konuları bölümlere göre işleyeceğiz. Hem de kitabın içeriğinde yer verilmesine imkan olmayan bazı pratik noktalardan bahsetmeye çalışacağız. Video dersler kitap içeriğini takip edebilmek için aynı isim ve sıraya göre bölümlere ayrılmıştır. Ancak ikinci bölümde çok fazla video ders içeriğine gerek olacak konular olmadığı için ikinci bölümle ilgili bir içerik bulunmamaktadır. Birinci bölümden başlıyoruz o yüzden şu anda. Öncelikle Unreal Engine 4'ü nasıl kuracağımızla ilgili ön gereksinimlerden bahsetmiştik kitabımızda. Ön gereksinimleri zaten oradan okuyabilirsiniz. Onunla ilgili herhangi bir eklemeye gerek yok. Aynı zamanda Unreal Engine 4 için oluşturulmuş web sitesinden daha detaylı içeriğe ulaşmanız mümkün. Kullandığımız browser'da unrealengine.com adresine girdiğimiz zaman buna benzer bir sayfa göreceksiniz. Tabii ki bu sayfa versiyonlara göre değişiklik meydana gelebilir bu sayfada. Yani bu nedenle tasarım değişmişse ya da farklı bir içerik görürseniz lütfen şaşırmayın. İlk ana sayfada zaten birçok web sitesinde karşılaşabileceğiniz gibi işte haberler, blog içeriği ve benzer başlıklar bulunmakta. Eğer ki daha önce bir hesabınız yoksa bu sayfadan öncelikle bir hesap oluşturmalısınız. Get Unreal butonuna bastığınızda sizden işte Create Account ve detaylarını isteyecektir. Biz tabii ki zaten bir hesaba sahip olduğumuz için birazdan size login sayfasını göstereceğim. Eğer ki daha önceden bir hesabınız varsa doğrudan Sign In kısmına gelip e-mailinizi ve şifrenizi yazarak sisteme girebilirsiniz. Sisteme girdiğinizde buna benzer bir sayfa göreceksiniz. Bu sayfa içerisinde öncelikle şu anki ödeme planınızla ilgili aktif olup olmadığı ile ilgili bilgi verilecektir. Hepinizin bildiği gibi kitapta da bahsettiğimiz üzere aylık 19 dolarlık bir ücreti var Unreal Engine 4'ün. Bunun yanı sıra eğer ki commercial yani ücretli bir iş çıkartırsanız bir oyun ya da herhangi bir proje ortaya koyarsanız bu projenin de %5'ini isteyecektir. Royalty denilen bir sistem üzerinden. Epic Games. Ama bunun adil bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra eğer ki çok büyük bir proje üzerine çalışmak gibi niyetiniz varsa herhangi bir anda Epic Games ile iletişime geçip işte bu %5'lik oranı sıfıra çekmek ya da daha düşük bir orana çekmek gibi şansınız var. Ama tabii ki bu kapalı bir pazarlığın konusu. Ne tür bir ücret isterler buna karşılık ya da ne şartlarla kabul ederler bunu bilemiyoruz. Bu tamamen sizin Epic Games'le olan iletişimimize kalmış durumda. Bu sayfa çok basit görmüş olduğunuz gibi birçok web sitesine karşılaşabileceğiniz öğelerle dolu. İşte subscription bölümümüz var. Account'tan hesapla ilgili bilgiler alabiliyoruz. Blink History geçmiş ödemelerimizle ilgili bölüm. Payment methods da ödeme metotlar ile ilgili. Biz kredi kartı kullanıyoruz bu ödemeleri yapmak için ama farklı yöntemler de uygulayabilirsiniz. Yanılmıyorsam en son PayPal'da liste eklemişlerdi. Redeem koddan da elinizde herhangi bir kod varsa bunu girerek ücretsiz ya da işte indirimlerle takip edebilirsiniz. Bu sayfadan size yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. PC kullanıcılar için yani Windows için download ve Mac kullanıcılar için bir download bölümümüz var. Bunun yanı sıra GitHub üzerinden full source koda yani kaynak koduna erişebilirsiniz. Ama bu biraz daha uzmanlık isteyen bir konu. Biraz daha sonralara bırakalım o yüzden. Download ikonuna butonuna bastığımız zaman karşımıza bir downloader çıkacak ve şu installer'ı bilgisayarımıza indirecek. Bu klasik bir installer. Zaten çift tıkladığımızda açılıp kurulumla ilgili bir MSI dosyası kurulum yapıp yapmamamızı soruyor. Biz zaten kurulum yaptığımız için burada ikonumuz mevcut. Ancak ilk kurulumu yapıyorsanız öncelikle bir installer ekranından sonra Unreal Engine 4 için olan loader'ı launcher daha doğrusu ekranımıza getirecektir ikonunu. Çift tıklayıp açtığımız zaman bir süre beklememiz isteyecek tabii ki. Bu ekranla daha önce giriş yapmamışsanız kullanıcı adınız daha doğrusu e-mail adresi artı şifrenizi soracaktır. Bunu her seferinde yeniden girebilir ya da hatırlamasını isteyebilirsiniz sistemin.
kitapta bahsettiğimiz bölümleri burada da görebiliyorsunuz. Şu an için ilk versiyondan itibaren bu launcher üzerinde herhangi bir güncelleme yapmadılar. Çok ufak değişiklikler oldu. Ancak dediğim gibi herhangi bir değişikliğe hazır olmalısınız. Çünkü Epic Games sürekli bir update yapıyor bu konuda. Dediğim gibi launcher üzerinde bir update yapılmadı henüz ama bir değişiklik olursa, arayüzde değişiklik olursa bundan hazırlıklı olmanız iyi olacaktır. Öncelikle feed bölümünden bahsedelim. Feed bölümünde güncel olarak neler olduğu, ne tür gelişmeler olduğu, nelerin yayınlandığı, onlarla ilgili işte özellikle mesela Marketplace ile ilgili güncellemeler, yeni eklenen dersler ve benzer içerikle ilgili detaylar bulabilirsiniz. Mesela Unreal Engine 4 ile ilgili video tutorial'ları var Epic Games'in hazırladığı. Eğer ki İngilizceniz iyiyse bu tutorial'ları takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında sol bölümde yine Links tabı var. Unreal Engine ile ilgili ya da Epic Games ile ilgili olan gelişmeleri buradan takip edebilir. Forumlara üye olabilirsiniz. Sırasıyla gitmek gerekirse burada launch kısmında mevcut kurulu oyun motoru versiyonlarımız var. Bizde şu anda görmüş olduğunuz gibi 4.4.3, 4.3.1, 4.2.1 versiyonları kurulu. Ancak tabii daha geçmiş versiyonları da kurmanız mümkün. Biz şu anda en gelişmiş son versiyonu 4.4.3 olduğu için bunu kullanacağız. Ama belki kitap yayınlandığında ya da siz bu içeriği izlerken çok daha yeni bir versiyon çıkmış olabilir. Ancak esasların aynı olduğunu unutmayınız. Sadece ufak tefek güncellemeler, küçük değişiklikler yapıyorlar. Bunları da geçmiş değişiklikler notlarından, release notlarından izleyebilirsiniz. Library kısmına geçmeden önce Marketplace'e bir göz atalım. Marketplace bölümü içinde hem ücretsiz içeriklerin hem de ücretli satılan içeriklerin bulunduğu bir bölüm. Görmüş olduğunuz gibi birçok örnek proje, sahne, ders ve içerik mevcut. Örneğin Complete Projects dediği bölüm tam anlamıyla bitmiş projeler. Tabii ki alıp doğrudan kullanamazsınız ama yine çok şey öğrenebilirsiniz. İşte art ile ilgili materyaller, daha detaylarına gireceğiz bu konuların. Bunların hepsini bulup doğrudan indirebileceğiniz bir sistem. Özür dilerim. Bu sistemin güzelliği hepsinin entegre bir şekilde aynı yer üzerinde çalışıyor olması. Yani bu launcher sizin için hayati bir öneme sahip. Peki buradan bir içeriği nasıl çekip çalıştırabilirsiniz? Bundan bahsedelim isterseniz. Örneğin Content Example. Biz tabii daha önce bunu kullandığımız için mevcut olması lazım yanılmıyorsam. Ama yine de bir gösterelim. Tekrar şuradan gelecek olursak. Marketplace bölümünden istediğimiz bir içeriğe gelip tıkladığımız zaman Content Example ile ilgili bilgilere erişebiliyoruz. Hangi versiyonlara uygun olduğu, hangi versiyonlara çalışabileceği ile ilgili bir bilgi görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu ilk versiyondan beri 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 versiyonlarında çalışabilen bir uygulama, bir örnek. Eski versiyonlarda çalışıp yenilerine uyumsuz olması gibi durumlar olabiliyor ama migration tool'lar var içerisinde Unreal Engine 4'ün, onlardan da bahsedeceğiz. Uyumsuzluk sorunlarını bazı durumlarda elle gidermeniz gerekebilir. Bu nedenle bir projeye başlarken hangi versiyonla başladığınızın ciddi anlamda önemi olabiliyor bazı durumlarda. Bundan kısaca bahsettikten sonra download butonuna basıp download işlemini başlatabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 2 GB'lık bir dosyamız. Oldukça büyük bir dosya. İçinde content, içerikle ilgili bayağı örnek olan bir dosya. Ama bu download işlemi sürerken bu sayfada kalmak gibi bir zorunluluğumuz yok. Dönüp istediğimiz herhangi başka bir şey yapabiliriz. Ya da başka bir indirme işlemini sıraya koyabiliriz. Bu güzel bir özellik. Library kısmı ise bizim için artık oyun motoruna girişte en önemli noktalardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi 3 ana bölümden oluşmakta. Engines, My Projects ve Vault ya da Vault nasıl okursanız. Yani kasa bölümümüz. Engines içerisinde
oyun motoru versiyonları var görmüş olduğunuz gibi. Örneğin ben de şu anda 4.3.1, 4.2.1 ve 4.4.3 versiyonuna kurulu. Ancak yeni bir şuradan Add tuşuna basarak yeni bir versiyon ekleyebilirsiniz. Yeni versiyon eklerken ki en önemli nokta şu. Siz her zaman en son versiyonu yüklüyorsunuz ama geçmişe dönük bir yükleme yapmak isterseniz bu durumda yeni bir ekleme yapıp, tabii şu anda şunu zaten installlamadığımız için yenisini eklemiyor. Buradan geçmişe dönük versiyonları ekleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 4.0, 4.1, 4.2 ve 4.3 versiyonlarımız mevcut. Ama biz bunu istemiyoruz. O yüzden şuradan çarpı tuşuna basarak kaldıralım. Bunlarsa kurulmuş olan versiyonlar. Bunları remove tuşuyla kaldırabilirim. Hard diskimde eğer yer açmak istersem. Ya da verify'la dosya kontrolünü yapabilirim. Eğer ki bir nedenden içerik silinmişse ya da hatalı bir dosya varsa içerisinde çalışmaması neden olan. Bunları bu şekilde verify edip kontrol edebilirim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi My Projects bölümü boş. Burayı biraz sonra bir örnekle dolduracağız. Özellikle şu Vault kısmına inen content example'ımız oluştuğu zaman işimiz biraz daha kolaylaşacak. My Projects kısmı kabaca sizin oluşturduğunuz kendinize ait projeler. Bu projeleri ister motor üzerinden yeni proje yaratarak oluşturabilirsiniz. Ya da isterseniz Vault üzerinde bulunan bir projeye birazdan göreceğimiz üzere Create tuşunu kullanarak oradan da açabilirsiniz. Buradan anlamanız gereken şey şudur ki My Project sizin için asıl üzerine çalıştığınız, tüm değişiklikleri yapacağınız ve projelerinizin bulunduğu yer. Vault kısmı ise kasanız. Buradaki projeler üzerinde bir değişiklik yapamıyorsunuz. Bunlar örnekleriniz. Bunu bir çeşit şablon olarak düşünebilirsiniz. Tüm içeriğin bulunduğu alan. Buradan yeni bir proje yaratmak isteyip isterseniz Create tuşuyla My Project bölümüne aktarabilirsiniz. Daha sonra buradaki projeler üzerinden çalışmanız gerekecektir. Tabii ki sizin de görmüş olduğunuz gibi Marketplace'te de çok çok fazla örnek var. Hepsini indirdiğiniz zaman şu anda 60 GB civarında yanılmıyorsam bir yer tutuyor. Daha doğrusu free, yani ücretsiz olan versiyonları çektiğiniz zaman diğerlerinin bazılarının ücretli olduğunu görebilirsiniz. Bunlar üzerinden de ilginizi çeken varsa satın alıp kasanıza ekleyip daha sonra kullanabilirsiniz. Tabii ki bunların özelliklerini falan okumanız, teknik detayları ve description'ları okumanız gerekli. Burada görmüş olduğunuz üzere üretici farklı bir firma, Epic Games değil. Şuradaki ücretsiz örneklerin ise üreticisi Epic Games. Bu aslında kitap yazılmaya başladığında bulunmayan bir özellikti. Bu yüzden bazı içerikler kitapta yok. Bunu bir ek bilgi olarak düşünebilirsiniz. Siz de eğer kendiniz bir içerik üretmek ve Marketplace bölümünde satmak isterseniz şuradaki Submit Content bölümüne girip detayları okuyarak kendi içeriğinizi de yükleyebilirsiniz. Bu durumda eğer ki Epic Games de kabul ederse sizin içeriğinizde ya işte Complete Project olabilir, ders olabilir ya da şurada görmüş olduğunuz gibi art ya da işte ses kategorisinde bulunabilir içeriğiniz. Bu bölümden satılacaktır ve satıldıkça Epic Games ile yapacağınız anlaşma uyarınca belli bir miktarda sizin hesabınıza yatacaktır. Ya da size doğrudan yollanacaktır. Tam detaylarını ben de bilmiyorum açıkçası, hiç buraya örnek yollamadım. Ama gelişmekte olan bir bölüm olduğu için kullanılabilir ve özellikle yeni başlayan ve amatör geliştiriciler için ya da en azından ek iş olarak bu işi uygulayan arkadaşlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İsterseniz bu kısmı birazcık hızlı geçelim ve download işlemi bittikten sonra tekrar buraya dönüş yapalım. Tekrar merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi projemiz indirildi ve kasa bölümüne eklendi. Hatırlayacağınız üzere 2 GB'lık bir proje indirmiştik. Ancak burada 3.7 GB'lık bir bölüm görüyoruz. Bunun nedeni Epic Games'ten dosyaları sıkıştırılmış olarak alıp içeride kurulum işlemi gerçekleştirmesi launcher'ın. Bu nedenle görmüş olduğumuzdan biraz daha büyük bir dosyaya sahipti şu anda diskimiz üzerinde.
Kasaya indirilen dosyalarda görmüş olduğunuz gibi Create Project butonu var ve açılan bölümde yine üstteki bölümdeki gibi Remove ve Verify tuşları var. Hemen örnek bir proje yaratalım. Bu projeyi yaratırken Content Examples ön tanım adını verdi bize. Biz de aynen bunu uygulayalım. Bu noktada küçük bir parantez açmak istiyoruz. Kitapta da bahsettiğimiz üzere birçok kullanımı ve terimi İngilizce olarak kullanıyoruz. Bunun en önemli nedeni yeni başlayan arkadaşların özellikle biz terimleri kullanırken daha sonra internet üzerinde yapacakları aramalarında doğru sonuçlara ulaşabilmeleri ve Unreal Engine 4 içerisinde doğru işlemleri gerçekleştirebilmeleri. Bu nedenle bazı Türkçe karşılıkları olan terimleri de İngilizce olarak kullanmak durumundayız. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Create tuşuna basarak belirtilen dosya konumuna projemizi indirelim. Bu indirme işlemi gerçekleşirken birazcık bilgisayarınızın hızına göre ve oluşturduğunuz projenin boyutuna göre zaman alacaktır. İsterseniz bu kısmını hızlıca geçebiliriz. Evet, şu anda projemiz oluşturuldu ve My Projects bölümüne aktarıldı. Görmüş olduğunuz gibi buradan Open tuşuyla bu projemizi açabiliriz. Ya da alt menüsünden Delete ya da Clone diyebiliriz. Clone sizin de çok net bir şekilde anlayacağınız üzere bu projeyi aynen klonlayacaktır yana. Yani bu aynı projeden bir kopya daha çıkartacaktır. Üzerinde sizin için risk oluşturabilecek ya da geri dönüşü zor olan bir değişiklik ya da bir deneme yapmak istiyorsanız projeyi klonlamanız yarar sağlayacaktır. Eğer ki diskinizde yeterli yer varsa Delete tuşuyla da doğrudan bu projeyi silebilirsiniz. Bir örnek proje üzerine başlamak yerine doğrudan oyun motorunu açıp kendi projenizi de yaratabilirsiniz. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi kitapta da birçok noktada hatırlattığımız üzere proje isimleri kullanırken ya da Unreal Engine 4 içerisinde herhangi bir isimlendirme verirken Türkçe karakter kullanmamaya çalışalım. Mümkün olduğunca İngilizce karakterlerle içerik girmeye çalışalım. Çünkü bu durum Türkçe karakter kullanımı ileride ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bazı durumlarda doğrudan hata vermek yerine daha sonraki aşamalarda motor derlerken sorun çıkartabiliyor. Bu da oluşturulmuş ve üzerinde oldukça emek harcanıp çalışılmış bir proje için çok ciddi bir sıkıntı. Her şeyi baştan oluşturup yaptığınız değişiklikleri oraya taşımanız gerekebilir. Bu tür bir sorunla karşılaşmamak için lütfen Türkçe karakter kullanmayalım. Proje isimlerinde boşluk ve benzeri karakterleri de kullanmamaya çalışalım. İlk bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım sizin için güzel bir başlangıç olmuştur. İkinci bölümde dediğimiz gibi açıklamalar bulunduğu için çok fazla video içeriğine ihtiyaç yok. Ancak üçüncü bölümden devam etmeye çalışacağız. Çok teşekkürler.